Şimdi bir tane köpeğimiz gelecek, Doberman. Yaklaşık 3 yaşlarında. Bobby 28 kiloya düşmüş. Geçen haftalarda geldiğinde 33 kiloydu. 32,5-33 kilo civarındaydı. Birkaç kan parametresine bakacağız. Aynı zamanda parazitlerimizin zamanı gelmiş. Onları yapıyoruz. Evet, 10 dakika sonra tiroid sonuçlarımız çıkacak. Bakalım tiroidlerimizde mi bir şey var? Herkese merhabalar, ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yine dop dolu, mükemmel içeriklerle yine karşınızdayız. Şimdi bir tane köpeğimiz gelecek, Doberman. Yaklaşık 3 yaşlarında muayene için gelecek. Onu merakla bekliyoruz. Genel bir muayene yapılacak. Gelin siz de bakalım muayenede nelere dikkat ediyoruz. Bu kara çocuğun ismi Kobe. Bizim kendi takip ettiğimiz bir hastamız. Şimdi bu Kobe'mizin bir kilosuna bakacağız. Geçen haftalarda geldiğinde 33 kiloydu. 32,5-33 kilo civarındaydı. Öncelikle kilo kontrolüyle başlıyoruz. Tanıttıktan sonra masa yapıyoruz. Ondan sonra genel muayenesini yapıyoruz. Gel bakalım Kobe. Gel. Çık bakalım tartıya. Otur. Aferin sana. Aferin. Otur. Otur. Kobe 28 kiloya düşmüş. Sahibi muayene odasına gelmek istemedi. Şimdi onunla çıkıp konuşacağım ve 28 kiloya düştüğünü söyleyeceğim. Ondan sonra belki ekstra bir tahlil yapmak gerekebilir. 28 kiloya düştüyse genel bir kan tahlili, bir tiroidlerine de bakmak gerekebiliyor böyle ekstra kilo verdiği zaman. Onun haricinde beslenmesinde herhangi bir problem mi var? Beslenmesi mi değişti? Normalde iki öğün şeklinde besleniyor. Veya gramajı mı azaldı? Onları bir konuşacağız şimdi. Ondan sonra geri kalan muayenelerimize birlikte devam edeceğiz. Gel bakalım. Evet, bu çocuğun aynı zamanda parazitlerin de zamanı gelmiş. Parazitlerin gecikmiş olması da kilo vermesine sebep olabilmektedir. Onun haricinde beslenmesinde herhangi bir değişiklik olmamış. Beslenmesi aynıymış Kobe'nin. Şimdi genel bir kontrollerini yapacağız. Şöyle de ağzının içerisine bakalım. Kapiller dolu zamanına bakıyoruz. Bademciklerimiz gayet iyi. Çok da meraklıyız bakıyorum ya. Sana bir de ürün vereyim, gel. Bunlar sana çerez gibi gelir. Dur. Bu stetoskop benden büyük. Bu babamın stetoskopu. En az 35 yıllık var öğrencilik zamanında. Bu derin göğüslü köpeklerimizde kalp rahatsızlıkları da olabiliyor. Ona da baktık. Kalbimizde herhangi bir üfürüm yok. Kalp atımlarımız gayet iyi. Şimdi böyle bir anda bir kilo verme olduğu için birkaç kan parametresine bakacağız. Aynı zamanda parazitlerimizin zamanı gelmiş. Onları yapacağız. Ve sonra sana bir ödül vereceğiz. Evet, bir kan alalım senden. Doktor, yemek değil bu. Biraz fazla hareket ettiniz abi. Evet. Bunlar böyle oluyor. Dur tatlı. Gel sen de şöyle. Gel. Çok hareketli olduğu için destek aldık. Oh maşallah. Kanımız çok güzel geldi. Bas. Seni mor yaptık ama kusura bakma. Gerçi Kobe Bryant'ın da Lakers'ta forması mordu bak. Oradan bir sana da şey oldu. Böyle uslu durduğun için sana yine bir ödül vereceğim. Al. Şimdi bu çocuğumuzu dinlenmeye alacağız. Kan tahlillerimize bakacağız. Kan tahlillerimiz çıktıktan sonra tekrar geleceğim yanınıza. Kobe'mizin şimdi tiroid sonuçları için 5, 4, 3 inkübasyon süremiz doluyor. Kanımızı koyuyoruz ve gönderiyoruz. Birazdan tiroid sonuçlarımız çıkacak. Şimdi geri sayım olacak, onu bekliyorum. İyi olmadı. Evet, 10 dakika sonra tiroid sonuçlarımız çıkacak. Bakalım tiroidlerimizde mi bir şey varmış. Bir de ikinci bilgi olarak şöyle bir şey öğrendik Kobe ile ilgili. Kobe'nin annesi hamileymiş Hilal Hanım. Annesi hamile olduğu için de bazen bu çocuklar biliyorsunuz sahiplerine çok büyük düşkünlükler
gösteriyorlar. Yani sahibine çok büyük düşkün. Aynı zamanda sahibiyle çok fazla vakit geçirmeyi seviyor. Böyle bir hamilelik sürecinde de kıskançlık çok fazla oluyor. Kıskançlıktan dolayı mamasını tam olarak bitirmiyormuş, az yiyormuş. Onunla ilgili de kilo vermiş olabilir. Ama biz yine 4 kilo, 5 kilo ciddi kilolar bunlar. O yüzden tiroidlerine bakmak istiyoruz. Tiroidlerimiz çok hızlı çalışıyorsa da metabolizmamız hızlanıyor ve çok fazla kilo veriyoruz. Diğer kan terine baktığımızda genel kan terlerimizde her şey normal. Herhangi bir bağışıklığımız düşük değil, bir vitamin eksikliğimiz yok. Kan değerlerimiz gayet iyi. Ondan yana bir problemimiz yok. Yaklaşık 8 dakika sonra da tiroid sonuçlarımız çıkacak. Tiroid sonuçlarımız çıktığı zaman yine ben size detaylı olarak bilgi vermeye devam edeceğim. Şimdi KOBİ'mizin test sonuçları çıktı. Tiroidlerimiz gayet normal. Bu çocuk biraz mama kalitesini arttıracağız. Onun haricinde bir de vitamin, mineral, amino asit takviyesinde bulunacağız. Bir de mama öğününü arttıracağız. Mama öğünün yanı sıra bir konserve takviyesinde bulunacağız. Konserve ekstra çünkü ham protein olduğu için kiloyu arttıracak bir şeydir. Bunun haricinde vitamin, mineral takviyesi, kaliteli bir mama ve dediğim gibi bir konserve takviyesiyle bir ay sonra tekrardan bir kilo kontrolü yapacağız. Şimdi iç dış parazitimizi yapacağız ve KOBİ'mizi uğurlayacağız. Şimdi bu çocuğumuzun iç dış parazitinin ne zamanı gelmişti? İç dış parazit birlikte olan tabletimiz var. Onu yutturacağız. Zaten yutturmaya gerek yok. Aferin sana KOBİ. Anladın mı? Birlikte. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. KOBİ'mizi taburcu ettik. Gerekli supplementleri diyetine ekledik. Güzel bir şekilde besleyeceğiz. Vitamin mineral takviyemizi yapacağız. Bu şekilde bir ay sonra tekrardan kontrollerini salacağız. Kilo takibimiz olacak. Tiroidlerine tekrardan bakacağız. Bu şekilde taburcu etmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.